Zeynep Hanım, hoş geldiniz. Sizi Hoş biraz buldum. tanıyabilir miyiz? Evet. Zeynep kim? Zeynep Perçe kim? Aslında bunların hiçbir önemi yok. Zeynep ne bir ülkeli ne bir şehirli. Zeynep kendi ayakları üzerinde duran, birey olabilmeyi başarabilmiş bir kadın. En önemlisi de bu. Bu şekilde tanıtabilirim kendimi. Kitabınızda hangi kitleye ulaşmak istediniz? Herhangi bir kitleye ulaşmak istemedim aslında. İnsanları hissedebildiğim kadar yansıttım kitabımda. Hissetmekle başlamıyor mu zaten her şey? Herkes kendinden birçok şey bulabilecek aslında kitapta. Duygudaşlık olarak bakabiliyorum ancak. Tanımlamasını bu şekilde yapabilirim. Yaşayabildiğin kadar, yaşadığını hissedebildiğin kadar ve hissettirebildiğin ölçüde şiir yazabiliyorsun. Bu şekilde. Şiirlerinizdeki karakterler sizi mi yansıtıyor? Karakterler hepsi beni yansıtmıyor tabii ki. 72 tane şiir olduğunu varsayarsak birkaç tanesi çocukluğuma ait. Diğer kısım 18 günde tamamlandı ve bu da dünyada pek olabileceğini zannetmiyorum araştırmalarımdan da varsayarak. Her çeşit şiir var, her insan var. Bir işçinin, emekçinin de okuyabileceği, kendi yaşamından kesitler bulabileceği şiirler var. Farklı çerçeveden kişisel gelişimle alakalı genel olarak protesto tarzı şiirler var. Biraz aşk var, biraz huzur var, umut var. Ötekileştirilenler var. Özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Toplumumuzda büyük bir sorun ötekileştirme durumu. Standart ölçülere taşınmasını istiyorum. Ülkemin her kesimdeki insanı güzel. Bunu coğrafya olarak kesinlikle ayırt etmiyorum. Onun için özet olarak da sesi duyulmayanların sesi aslında biraz da. Konularınızı nasıl seçiyorsunuz peki? Konularımı kendim seçmiyorum. Onlar beni seçiyor. Ben hayatta tesadüf olduğuna inanan biri asla değilim. Doğaya bilinçli ya da bilinçsiz bir enerji yollarsınız ve enerji size ihtiyacınız olan şeyi yollar. Herhangi bir topluma girdiğinizde atıyorum bir kafeye girersiniz. Siz orada masanın üstünde alelade bir bardaktır gördüğünüz ama ben o çayın demi olurum. Çayın buharı olurum, sıcağı olurum, közü olurum, her şeyi olurum. Hissedebilmekle alakalı tamamıyla. Yazmak sizin için hayat boyu sürebilecek bir kavram mı yoksa kısa süreli mi? Hayır, ben ana odaklı bir insanım. Anı yaşıyorum. Ne dündeyim, ne yarındayım. Bugün hissedebildiğim için bugün yazıyorum. Yarın yazabileceğim anlamına da gelmiyor. Bu tamamıyla duygularını yaşayabilmek ve ileriki yaşamında da ne kadar hissedebiliyorsan hislerle alakalı bir durum. Bunun kesinlikle bir zaman dilimine sıkıştırmak doğru olmaz zaten. Edebiyat dünyasında gördüğünüz en bariz sorun nedir? Evet. Bununla alakalı bazı yazar arkadaşlar da böyle tatlı sert tartışmalarımız olmuştur. Mesela kendime bir öz eleştiri yapacağım. Anlam düşüklüğüyle alakalı ciddi sıkıntılarım oldu. Ben her zaman kendimi şu şekilde ifade etmişimdir. Herkes gibi olmak zorunda değilim. Birilerine benzemek zorunda değilim. Ben Zeynep'im. Zeynep olarak varım. Şiirlerimi de bu şekilde yansıtacağım. Belki anlam düşüklüğü denilen sıkıntı belki de bir yetenektir. Ben bu açıdan bakıyorum. Zeynep Hanım, kendinizi bir şiirinizle ifade etmek isteseniz hangi şiirinizi ifade ederdiniz? Seve seve ifade ederim. Bu şiir sıcağı burnunda yani yeni yazılmış belki de birkaç saat önce. Limanlar Sizin Olsun adlı şiir kitabımın bütün çerçevesindeki her anlamda ifade eden bir şiir olarak olduğunu düşünüyorum. Şiirin adı ismi olmasın bu şiirin. Yaşadığı fanusu dünya sananlar deli diyorlar bana. Okyanusu görene fark edilmeyecek önemsiz bir detayım. Bakmayı bilemediniz, gördüğünüz kadardım. Bazı çiçekler vardır. İklimine dikilmezse solar gider. Kusura meyilli göz çiçeğe bulur kabahati. Kendinize benzetemediniz diye aykırı ilan ettiğiniz kadın Zeynep'im işte. Ne garip. Şiirlerimde hepimiz varız. Ötekileştirdiğiniz ne varsa onların arasındayım.
Berideyim diyenler buluşmaya da yanaşmadı. Siz şimdi delinin ipiyle kuyuya inilmez de dersiniz. Yıllardır aynı cümleyi söyleyip durmadınız mı? O zaman yargılamayın artık. Üstadın dediği gibi. Aranızdayım ama asla sizden biri değilim.